Merhaba sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Parikişer her hafta olduğu gibi yeni bir Gamuç programı ile daha karşınızdayız. Bu hafta oldukça yoğun bir gündem var. Hem hafta başından da sosyal medyadan ve tanıtımlarda açıkladığımız gibi iki önemli konuğumuz olacak. Bu hafta köprünün ayaklarını diyelim Amerika, Almanya, sonra Kudüs'e hatta Diyarbakır'a da uzatacağız. Hafta içi bir gelişme yaşandı. O konuyla ilgili ufak bir haber verip konuğumuz da olacak. Farklı gündemleri toparlamaya çalışacağız. Gelin önce bir şu gelişmelere bakalım. İlk başta şunu söyleyelim. 21 Mayıs hemen geçtiğimiz günlerde, 2 gün önce geçti. Çerkez soykırımı anıldı tüm dünyada. 21 Mayıs'ta tüm dünyada anılan kurbanları biz de gelin Gamuç'ta bu ekranlardan analım. Bu konuda hazırlanan haberi getirelim ekranlarınıza. "21 Mayıs Çerkez soykırımı günü. Bu tarihin üzerinden 157 yıl geçti. 1,5 milyon kişi sürgüne yollandı, 500 bine yakını yollarda hayatını kaybetti. Rus-Çerkez savaşları 300 yıla yakın sürdü. 21 Mayıs 1864 tarihinde sona erdi. Ancak bu tarih, Çerkezler için acının, göçün ve ölümlerin başlangıcı oldu. Çarlık Rusyası yaklaşık 1,5 milyon kişiyi sürgüne yolladı. Sürgün, karadan ve denizden günlerce sürdü. Salgın hastalıklar, açlık ve bazı gemilerin batması nedeniyle 500 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Osmanlı topraklarına gelen Çerkezlerin bir kısmı Arnavutluk, Sırbistan, Lübnan, Suriye, Ürdün gibi savaş ve çatışmaların yoğun olduğu bölgelere yerleştirildi. Çerkezler Rusya'dan resmi bir özür bekliyor. 21 Mayıs'ın Çerkez soykırım ve sürgünü olarak tanınmasını istiyor. Günümüzde dünya üzerinde Çerkez soykırımını tanıyan tek ülke Gürcistan. Türkiye'de ise 21 Mayıs yaz günü olarak anılıyor. Her yıl 21 Mayıs'ta 1864 sürgünü için nart ateşi yakılarak sürgün nöbeti tutuluyor." Evet, Çerkez soykırımı gününde Türkiye'den de hem İletişim Bakanlığı'ndan hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan sürgün açıklaması gelmişti. Bu konuda Türkiye'nin tavrı da belli diyelim. Şimdi bir başka habere de geçeceğiz. Biraz ilginç bir haber. Alexander Lapshin, Rusyalı ve İsrailli, aynı zamanda Rusyalı bir blogger. Bu gördüğünüz kendisinin açtığı kredi kartı hesabı Ermenistan'da açtı. Kendisi 1996 yılında Azerbaycan'la ilgili yazdığı haberler yüzünden aranıyordu ve gittiği ülkelerde yakalandı. Bir ülkede yakalandı ve Azerbaycan'a iadesi istendiği için iade edildi. Ve orada da yaşadığı işkenceyi daha sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Burada Azerbaycan'a karşı Alexander Lapshin bu mahkemede 30 bin euro tazminat davası kazandı. Bakın hangi bankaya hesap açmış bu paranın kendisine verilebilmesi için. Ermenistan'daki Karabağ Bankası'nda açtığı hesabı paylaştı sosyal medya hesabından. Bakalım Azerbaycan bu konudaki tazminatı ödeyebilecek mi? İlginç bir gazeteci diyelim başarısı olarak da bunu paylaşıyor. Kendisi blogger, aynı zamanda şu an Ermenistan'da yaşıyor. Devam ediyoruz. Bir başka gelişmeyle daha. 19 Mayıs gelişme 19 Mayıs'ta Pontos Rumlarının soykırımı anıldı. Yine dünyadaki pontik diyelim bütün halklar, Pontos halkları bulundukları her yerde soykırım anmalarına katıldılar. Avrupa Parlamentosu'nda da bu konuda bir anma yapıldı. Biz de bu konuyla ilgili iki ufak alıntı paylaşacağız sizinle. Exodus isimli bir kitaptan bir anlatı. Pontus soykırımında ailesi katledilen iki kişinin daha sonra Atina'da, Yunanistan'da anlattıkları hayat hikayelerinden alıntıları getireceğiz ekranlarınıza. İlkiyle başlayalım. "Tüm köylülerimizden, bıçaktan ve yangından sadece ben kurtuldum. Onları hatırlıyorum ve hala titriyorum. Topal Osman'ın çeteleri geldi, köylüleri öldürdüler, sonra evleri çaldılar ve sonra yaktılar. İki veya üç kadın kaçabildi, onları kovaladılar ve öldürdüler. Sonra onlara tecavüz ettiler. Ben nehirde bir çalılıkta saklandım. Türkler kendi aralarında gülüyorlardı. Birini, "Utanıyor musun? Ölü kadınlar bunlar," dediğini duydum." Evet, bu anlatı
Eferadis Deliganoğlu'ndaydı. Samsun'dan bir Pontus Rum'undandı. Deliganioğlu'ndan. Şimdi bir başka anlatıya geçiyoruz. Bafra Drama'dan Mihail Papadopoulos'un anlatısı. Kız kardeşim Türkiye'de kaldı. Türklerle savaş bittiğinde kız kardeşim yakalandı. Türk ordusu bizim bulunduğumuz Nebyan'a geldi. Nebyan'da Bafra'ya giden bir yol vardı. Orada Bafralı gerillalar ile ordu arasında birçok çatışma oldu. 8 yaşındaki kız kardeşim çatışmalarda esir düştü. Kavaklı bir fırıncı onu eve alıp evlat edindi. Onun çocuğu gibi büyüttü ve evlendirdi. 1961'de Samsun'a gittim ve kız kardeşimi buldum. 1958'den beri onu arıyordum. Onu evlat edinen fırıncının adını bile biri verdi. Ona fırıncı Hasan derlerdi. Kavak'a bir mektup gönderdim ve onu buldum. Ona yaşlı olduğumu ve kız kardeşimi görmek istediğimi söyledim. Böylece kız kardeşimi buldum ve 1961'de onu görmeye gittim. Kavak'a onu bulduğumdan beni hemen tanıdı. 4 çocuğu vardı. 3 kız, 1 erkek. Mihail Papadopoulos. Bafra Drama. Evet, bu iki slaytla, anıyla Pontus soykırımında hayatını kaybedenleri de bu şekilde analım istedik. Şimdi bu hafta ilginç bir başka gelişme yaşandı. Diyarbakır'daki Surp Sarkis Kilisesi'ne bir süredir defineciler de dalmıştı. Bu definecilerden biri kazı yaptığı sırada üstüne taş düştü ve sonrasında da hastanelik oldu. Sonra da Kilise Vakfı'ndan şikayetçi oldu taş üstüne düştüğü için. Şimdi bu konuyla ilgili bir konuğumuz var ama konuğumu almadan önce bir Surp Sarkis Kilisesi ile ilgili bu taşların çalınma mevzusu çok uzun süredir var. Garopaylan da oraya gitmiş, hatta bu konuda soru sormuştu. Kilisenin taşları çalınıyor diye uyarıda bulunmuştu. Gelin bir haberi izleyelim, hatırlayalım. Diyarbakır'ın tarihi Surp Sarkis Kilisesi'nin taşları çalındı. Ortodoks Ermenilerine ait kilisenin büyük bir kısmı zamanla yıkıldı. En son 2019 yılında yağan yağmur sonrasında kilisenin duvarları da çöktü. Yaşanan bu olay sonrasında define avcıları kiliseye ait tarihi taşları çaldı. Koruma altına alınmayan tarihi yapı yok olmakla karşı karşıya. Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür Bakanlığı'na kilisenin koruma altına alınma yönünde çağrıda bulunduklarını söyledi. Surp Sarkis Kilisesi'nin yıkılmaya terk edildiğini belirtti. Taşların çalındığını hatırlatarak, bir hafıza, hikaye, Ermenilerin buradaki varlığına dair en büyük belgelerden birisi daha yok ediliyor ifadesini kullandı. Paylan, kilisenin korunması için hem bakanlık hem de ilgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi. Hemen bu konuyla ilgili konuğumuzu alalım. Vakfın başkanı Gaffur Ohanyan'ı alacağız. Kendisi konuğum olacak bu hafta. Merhabalar Gaffur Akbari, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Gaffur Akbari, öncelikle kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Böyle zor bir dönemde böyle saldırılar olduğu zaman birazcık bunları konuşmak gerekiyor. Şimdi biraz önce videoyu izlettirdiğim haber aslında eski bir haber. Yani bir sene öncesine neredeyse dayanıyor. Bu taşların çalınma mevzusu da çok yeni bir şey değil. Biraz bu gelişmeyi anlatır mısın bize? Sen görüyor muydun bu kişiyi orada? Nasıl oldu şimdi kiliseden davacı oldu? Hem suçlu hem güçlü pozisyonuna mı düşmüş oldu yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii beni kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Surp Sarkis Kilisesi Diyarbakır'da Ali Paşa Mahallesi'nde bulunuyor. Takriben 500 yıllık bir Ermeni Kilisesi. Hı. Ermeni Kilisesi Vakfı'na, Surgülagos Ermeni Kilisesi Vakfı'nın da kilisesi. Kilisenin Vakfı'na ait bir kilise. Hı. İşte 1915'ten bu yana boş kalıyor. O 1915'ten sonra birileri vatandaş el koyuyor ve bildiğimiz pirinç, çeltik denilen pirinç işletmeciliğini yapıyorlar. Uzun süre pirinç işletiliyor ve hatta Surp Sarkis Kilisesi halk arasında çeltik kilisesi diye biliniyor. Hı hı. Bu hikayeden dolayı. Dolayısıyla uzun süre bu çeltik işletmeciliği yapıldığı için bir şekilde muhafaza ediliyor, yıkılmıyor. Ondan sonra bu çeltik işletmeciliği de vazgeçince, hı hı, kilise yıkılmaya başlıyor. Ve uzun süredir kilise yıkılmış vaziyette duruyor. Hı hı. 2018-19'dan bu yana, daha öncesi de var,
Şimdi 2015'e kadar, şöyle söyleyeyim, 2015'e kadar Diyarbakır'daki sur çatışmalarına kadar kilisenin ucunda bir ev vardı ve bir vatandaş oturuyordu. Takriben 20-30 yıldır, 30 küsür yıldır orada oturuyordu. Dolayısıyla diğer taraflarda kapalı olduğu için biraz daha muhafaza ediliyordu. Maalesef surdaki çatışmalardan sonra o mahallenin evleri falan yıkılınca o ev de yıkılıyor. Vatandaş da oradan çekip gitti. Dolayısıyla iyicene sahipsiz kaldı. Tabii biz vakıf olarak değişik zamanlarda burayı korumak adına, burayı muhafaza etmek adına girişimlerde bulunduk. İlgili valilikle değişik yerlere bunun bildirimini yaptık. Çünkü kilisede değişik zamanlarda maalesef yapılıyordu. Kazılar yapılıyordu. Zaten içi dışı çok kötü tahribat yapıldı. Yapılmış. Yani çok kazılar yapılmış. Ama taş çalma meselesi 2019'dan sonra maalesef 2019'dan sonra taşlar çalınmaya başlandı. Taşları söküp götürüyorlar. Taşlar tabii Diyarbakır'ın o Karacadağ'a ait volkanik taşlar, kıymetli taşlar. Dolayısıyla o zamanki basın yayına birkaç demeç vermiştim. Bir şekilde duyarlılık yaratmaya çalıştık. Ama gel gör ki bu taş mevzuu şöyle gelişiyor. Bu çocuk 16 yaşlarında bir çocuk, muhtemelen bir grup bunlar, bir şebeke. Dolayısıyla bu taşları sökmeye çalıştırıyorlar, bu çocukları gönderiyorlar. Şimdi işin enteresan tarafı, bu çocuk geliyor. Bu büyük sütunlar arkada görünüyor şu anda. Büyük sütunların altındaki taşlar da takriben böyle 3-5 metre yükseklikte olan duvarın üstünde, Vermadun kenarı olan yerden bahsediyoruz. Bu çocuk oradaki taşın, o büyük blok taşların altındaki taşlara ip bağlamak suretiyle çekiyor. Çekerken o büyük blok taşlar üzerine yıkılıyor. Bunu Diyarbakır Mimarlar Odası bunu bana haber vermişlerdi. Biz gittiğimizde olay çok sıcaktı ve hem ip taşa bağlı ip bulunuyordu, hem çocuğun kanı duvarda daha duruyordu. Biz bunu fotoğrafladık hepsini. Mimarlar Odası da fotoğraflamıştı ve aynı zamanda tekrar o zaman bir basına falan da haber vermiştik. Ondan sonra bu çocuk, tahmin edersen böyle bir aya yakın komada kalıyor. Ondan sonra komadan çıktıktan sonra muhtemelen birileri bunlara akıl veriyor. İşte 3-4 ay önce karakoldan haber verdiler, gittim. Bu çocuk şöyle ifadede bulunmuş. Biz işte 3-4 kişiydik, işte kiliseyi gezmeye gittik. Gezerken kilisede herhangi bir önlem yoktu ve taşlar üzerimize yıkıldı diye ifade vermişler. Hatta ben karakoldaki ifadede, ya bak olay böyledir, elimde resimler var, işte sizin de gösterdiğiniz basındaki kesitleri de onlara vermiştim. Hatta polisler de şaşırdı. O zaman abi dedi, işin seyri değişir. Bunlar hem suçlu hem güçlü pozisyonda görünür. Aynen öyle demiştim. Dolayısıyla orada ifadeler vermiştik. Ama şimdi geçen hafta içinde işte bize ulaşan bilgiye göre İki tane dava açmışlar. Hem ceza davası açılmış, bizim vakfı dava etmişler. İşte önlem alınmadığı için gezmeye giderken çocuğun üzerine işte taş düşmüş. Hem ceza davası açmışlar, hem de tazminat davası açmışlar. Tabii biz bu şeyi aldıktan sonra, tebligatı aldıktan sonra biz de işte avukatımızla hazırlık yapıyoruz. Ona göre çalışma yürüteceğiz. Yani hikaye böyle, kısaca böyle. Evet, Gafur abi, sorması ayıp, ne kadar istiyorlar bununla ilgili? Vallahi şöyle demişler, 200 bin lira ilk etapta, 200 bin TL talep etmişler. Ama esas talebimizi saklı tutmak şartıyla avans şeklinde 200 bin istiyorlar. Muhtemelen böyle artık 700 bin, 1 milyon, 800 bin gibi büyük bir rakam zannedersen talep ediyorlar ki bunu avans şeklinde istiyorlar yani. Peki, çok teşekkürler Gafur abi, bunu bize ilettiğin için.
Biz bu haberi bu şekilde seninle konuşup hem de detayları aldıktan sonra bu konuda hem takipatını yapalım hem de bu senin verdiğin bilgiler ışığında hani sen sonuçta taraf oluyorsun burada ama ben buradan bir gazeteci olarak şunu tespit etmek çok mümkün. Yani hem suçlu hem güçlü olmanın dışında bulamadığı definenin parasını da tazminat olarak sizden çıkarmaya çalışıyor. Bravo. Aynen öyle. Maalesef öyle. Yani evet, ben evet. Taraf olmadığım için bu konuda bu tespiti yapmış olayım. Biz de takipçisi evet. olacağız. Kilisenin durumuyla ilgili de çok teşekkürler. Hem orada bulunduğun hem tarihimize hem kültürümüze hem kimliğimize sahip çıktığın için çok teşekkürler Gafur Oğanyan. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğin için ben de teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ ol. Sağ ol. Evet, Gafur Oğanyan'dan dinledik. Diyarbakır'daki Surp Sarkis Kilisesi'nin taşlarını çalan defineciler üstüne defineyi bulamayıp defineyi tazminat olarak kiliseden almaya çalışıyorlar. Biz oraya gezmeye gittik, taşlar üstümüze düştü diyorlar. Belki de gezmeye gittikleri dönemleri araştırsalar Sur'daki bütün bu olayların yaşandığı döneme denk gelecek. Oraya nasıl turistik gezi yapmak istemişler o da başka bir tartışma konusu. Peki bu haftaki gelişmeleri burada bir toparlayalım. Ana konumuza gelelim. İsrail-Filistin ateşkesi ve İsrail-Filistin ilişkileri üzerine konuşacağız. Dediğim gibi bir ucu Brooklyn'de olacak köprünün bir ayağı, diğer ayağı da Kudüs'te olacak. Louis Fishman konuğum olacak. Kendisi Brooklyn College'da profesör. Ve Ümit Kurt diğer konuğumda. Daha önce kendisini Antep'le ilgili almıştık ama Kudüs'te bulunduğu için onun da görüşlerine başvuracağız. Hebrew Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ümit Kurt da diyelim ve ikisine de hoş geldin diyelim. Louis ve Ümit hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ümit izin verirsen bu konuda önce Louis'den başlamak istiyorum. Şimdi Louis takip ettiğim bu konuda senin diyelim öncelikle de uzun süredir İngilizce yayın yaptığın çalıştığını biliyorum ve Türkçe dediğin gibi 10-11 yıldır belki yine ilişkilenmeye başladım bu vesileyle. Çünkü görüyorum ki Türkiye basını da Türkçe konuşan basın da çok fazla ilgileniyor. Senin görüşlerine de başvuruyor. Senin kitabında tekrar bu konuda aslında bir gündem oldu. Biz de tekrar okuduk. Senin işte CNN'deki ve diğer alanlardaki röportajlarını seyrettik. Bir senin yorumunu almak istiyorum. Şimdi ateşkes sağlandı ama ne oluyor İsrail-Filistin ilişkilerinde? Amerika nasıl duruyor? Senin o Brooklyn'den nasıl gözüküyor? Nasıl çözümlüyorsun bunu? İlk olarak teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. İlk olarak ben şey söyleyeceğim. İlginç olan bir şey hem Hamas kazandı hem Netanyahu kazandı. Hiç şüphe yok ki Hamas daha güçlü çıktı bundan. Onların yani onlar kural koydu. İsrail'de çok büyük bir şey var da. Hiç şüphe şey var. İsrail'de o kadar kuvvetli olacağını bilmiyordu. 3 gün 4 gün Tel Aviv'de biliyorsunuz roketler geldi. İsrail hiçbir durumda duramadı onu. Hı-hı. İkinci şey Netanyahu da kazandı. Çünkü Netanyahu muhalefetin hükümet kurmasını engellemeyi başardığı açık. O da çok önemli. Çünkü şey vardı, ikisi kazandı. Tabii ki kim kazanmadı? Ölüm, çok ölüm vardı. Gazeteden hem de çok, 200 kişi fazla oldu. 60 tane çocuk. Ve tabii ki İsrail siviller de vurdu. Ama siyaset olarak, İki kazanç onlar. Hem Netanyahu hem Hamas. Bu çok önemli bir şey. İkinci şey, Kudüs'teki kriz devam edecek. Çünkü Hamas İsrail ile bir anlaşmaya ulaşamadı Kudüs hakkında. Çünkü yani bu ateşkes var ama Kudüs hakkında hiçbir anlaşma olmadı. O zaman İsrail'de ne olacağı hem Şeyh Jarrah hem Harem-i Şerif'de, gelecekte hiç belli değil. Hı-hı. Bu da çok ilginç bir şey. Hı-hı. Peki şuradan söylemek istiyorum. Bir taraftan da tarihi bir yük var, bir bagaj var aslında.
Kudüs'le Tabii. ilgili, İsrail, Filistin. Senin kitabında yine bu aslında bunun çok derinlerine, çok eskilerine gidiyor. Osmanlı zamanında, son döneminde İsrail, Filistin ne kadar gidiyoruz? Bize oradan böyle bakarak bugün şu anki olanları biraz yorumlayabilir misin? O zaman nasıl oldu, bu şimdi nasıl? Evet, benim şey soracağım. Osmanlı zamanından sonra Filistinliler için bir eşitsizlik var. Hem İngiltere zamanında işgal olduğunda, sonra tabii ki Nakba oldu, İsrail devlet kurdu. Yarısı Urdun vardı, ikinci İsrail. 67'den sonra bir işgal ediyor bu toprak Batı Suriye'de. O zaman yani Osmanlı zamanından sonra şimdiye kadar Filistinliler hiçbir ses yok. Yani eşitlik bir ses yok bu mücadele. O yüzden devam edecek. Yani sonuçta ne olmasa lazım. Ya bir devlet ya iki devlet fark etmez, ama eşitlik lazım. Kesinlikle iki taraftan, hem Yahudi hem Arap beraber yaşayacaklar. Nasıl yaşayacaklar biz bilmiyoruz. Ama kesinlikle 100 yıl fazla Yahudilerde daha büyük bir ses var. Ve yani hukuk olarak bir eşitsizlik var. Sadece sesle bahsetmiyoruz. O olması lazım bence. Yani iki halk bir eşitlik yaşayacak beraber. Yani adalet ve şey var, musavet yani. Hı hı. Peki şimdi burada hemen Ümit'e dönmek istiyorum. Ümit, sen oradasın. Yani Kudüs'te bir kere bu süreci nasıl yaşadın? Bir yandan orada görüyorsun insanların hal tavırlarını. Buna bağlı olarak da bu son ateşkeste mesela aslında hem sana hem de Louis'e de soracağım aynı şeyi. Türkiye'nin ya da Amerika'dan daha çok Mısır'ın da bir ilişkisi var. Neler oldu? Sen biraz bize bunlardan bahset. Tabii. Öncelikle Louis'in durumla ilgili yorumlarına, değerlendirmelerine büyük ölçüde katılıyorum. Burada ne oldu? Kudüs'te yani Şeyh Cerrah'la daha sonra Haram-ı Şerif'le devam eden ve daha sonra Tel Aviv'in ve çevresindeki bazı küçük şehirlerde meydana gelen yani aslında topluluklar arasındaki çatışmalar, ihtilaflar, öldürmeler, saldırılar, pogromvari şeyler diyelim. Onunla ilgili de belki biraz konuşmak gerekir. Hani gerçekten aynı yerde, aynı köyde ya da aynı şehirde yaşayan, birbirine komşu olan bu Arap ve Yahudiler mi acaba birbirlerine girdiler? Yoksa dışarıdan Batı Şeria'dan bindirilmiş kıtalar haline oraya gönderilen aşırı dinci, milliyetçi İsrailliler mi acaba bu çatışmaları körüklediler? Onun üzerinde de durmak lazım. Hı hı. Yani Kudüs genel olarak benim yaşadığım yani Doğu Kudüs'te yaşamıyorum. Batısındayım. Hı hı. Yani burada bir insanların genel olarak psikolojilerinde bir yani o gerginliği, tansiyonu hissedebiliyordunuz açıkçası. Ancak hayat devam etti. Burada işte Gazze tarafından gönderilen roketlerle birlikte sirenler çalmaya başladı çatışmaların ilk birkaç gününde. Onun hı hı. yarattığı bir gerginlik vardı. Hı hı. Ama sonrasında dediğim gibi Kudüs'ün merkezinde çok da fazla yani insanların etkilendiğini ben şahitlik etmedim. Hı hı. Her cumartesi Şabat sonrası yine Netanyahu'nun başkanlık binasının önünde savaş karşıtı, işgal karşıtı protestolar oldu. Hem Netanyahu'nun politikasına hem de diğer yolsuzluklarla ilgili ve diğer yani hesap vermesini istiyorlar zaten bu insanlar Netanyahu'nun yıllardır neredeyse. Hı hı. Bunlar gerçekleşti. Filistin tarafına bakarsak burada benim gördüğüm açıkçası yani Louis'nin Hamas'ın popülaritesini yani bu olay aslında Hamas'ın popülaritesinin biraz göreceli olarak düştüğü bir dönemde gerçekleşti. Ve bu anlamda Hamas'ın işine hakikaten tırnak içinde yaradı diyebiliriz. Yani siyaseten konuşuyorum tamamen. Hı hı. Yani Hamas süreçten hakikaten güçlenerek çıktı. Orada Louis'nin değerlendirmesine katılıyorum %100. Netanyahu'la ilgili bölümde belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Doğru, Lapid'in
koalisyon hükümetini kurma ihtimali hakikaten çok yüksekti. Söylemleri daha ılımlıydı hem de bu çatışmalar olduğu dönemde. Birlikte yaşamayı savunan bir söylem geliştirmişti. Ancak benim gözlemlediğim Netanyahu bu süreçten bir kahraman olarak çıkmayı düşünüyordu. Bunu başaramadı gibi geliyor bana. Yani burada yani bütün bu sürecin sonunda kendisi açısından bu olay sonrasında siyaseten deyim yerindeyse parsayı toplamayı düşünüyordu. Bir kahraman gibi çıkarak bu süreçten, ancak bu akamete uğradı diye düşünüyorum. Peki senin söylediğin şeyi aslında şimdi sorunu da içine koymuş oldun. Louis'e sorayım. Sen de ama bununla ilgili lütfen cevabını alayım. Dışarıdan mı geldiler gerçekten bu gerginliği çıkaranlar? Yoksa birlikte aynı köyde birlikte yaşayan insanlar birbirlerine karşı mı çatıştılar? Bu en azından son durumla ilgili neler düşünüyoruz? Neler gördük ya da okuduk? Louis, senden alayım senin görüşünü. Tamam, evet, kesinlikle kabul ediyorum Umut söylediğin şeyler. En önemli ve en korkunç bir şey, en endişe verici şey, Yahudiler ve Araplar birbirlerini öldürüyordu. Yani İsrail içeride. Biz hatırlamak lazım, İsrail'in nüfusu %20. Biz Batı Şeria'dan bahsetmiyoruz, Kudüs'te bahsetmiyoruz, evet, ve Gazi'de bahsetmiyoruz. Onlar vatandaşlık var. Ve ilk defa öyle bir savaş başladı ki, iç savaş. Yani bir Yahudi grup Arap aranıyor, öldürmek. Ve Yahudi grup, önemli olan bir şey söylemek lazım, bu organize bir grup. Yani bir anda olmadı. Yani onlar şehirler dışarıdan geliyorlar da, faşist gruplarda, Umut da biliyor, Kudüs'te cumartesi geceleri artık 3-4 ay Yahudi gruplarda Araplar aranıyor da, şey vardı, zarar vermek, acet vermek falan, yani saldırmak için. Şimdi bak, aynı zamanda Arap gruplarda Yahudi aranıyorlar da ve maalesef 2-3 kişi öldü bu saldırmadan. Öldü yani işte bazen çok vahşi olarak ben söylemek istiyorum. O zaman bu dışarıdan gelmedi. Bu da 73 yıl. Kesinlikle bir ayrımcılık var İsrail'de. Ve tabii ki koronadan sonra bu çok önemli olan. Çünkü koronadan zamanında herkes ilk defa eşitlik gördü. Dedi, birbirini seviyoruz. Çünkü tabii ki Arap nüfusundan %20, onlardan çok büyük bir parça hastanede çalışıyorlar. Ya doktor ya hemşire. O zaman herkes beraberlik vardı koronadan sonra. Ve bu patladı yüzlerine, bu kesinlikle. İkinci bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten Netanyahu kahraman çıkacak sanıyor. O olmayacak bence. Ben de Umut da kabul ediyor da tam anlamadım. Ama koronadan sonra o kahraman olacak. Sadece bir şey var Netanyahu'da. Bu survival. Ne demek survival, unuttum bir anda. Hayatta kalabilmek. Yani ayakta onun için siyasette ayakta kalabilmek oluyor. Aynen öyle. O zaman yeni seçim olursa bence yeni problem çıkacak. Ve bir daha biz hatırlamak lazım. 2 yılda 4 seçim vardı. Bir seçim olacak, olabilir. Biz bilmiyoruz. Lapid başarısız olacak. Yok ihtimal maalesef. Sonra Knesset'e bir daha gelecek. 30 gün Knesset'e de hükümet kurabilirse seçim olmayacak. Ama Netanyahu en büyük şans şimdi. Belki sağ partiden muhalefetten alacaklar. Gidonsar başka bir gruplarda. Biz beklemek lazım. Ama kesinlikle Netanyahu şey sanıyordu. Kahraman çıkacak. Bence kahraman çıkmayacak ondan. Ama beklemek lazım. Evet. Peki Louis, Mısır'ın etkisini sorabilir miyim sana? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bak Mısır, efendim. Evet Ümit, dinliyoruz. Mısır'la ilgili sorun aslında yani cevap vermedim ona. Evet. Vermedik doğrusu. Orada belki yani Louis'nin daha hakim olduğu bir konu aslında, ama hani şöyle bir şey değerlendirmede bulunabilirim onunla ilgili belki. Yani Mısır
enteresan bir role bürünmüş durumda aslında baktığımız zaman. Hani Sisi liderliğindeki Mısır'a baktığımız zaman. Yani orada İhvan hareketi büyük bir tasfiyeye uğradı tabii ki Mursi ile birlikte. Ancak yani Mısır hükümetinin kendisini düşündüğümüz zaman burada onlar da aslında Netanyahu'nun planları orada da tutmadı diyebiliriz. Çünkü örneğin bombalamalar sırasında karşılıklı bombalamalar sırasında ve daha sonra İsrail'in atağı geçtiği dönemde Netanyahu Refah'ye kapısının da kapatılmasını istedi. 6 kapı var, onlar kapalıydı ama Mısır Refah'ı kapatmadı. Dolayısıyla o bir güvenlik şeridi açısından çok önemli Gazze'de yaşayan Filistinli Araplar açısından. Ve geldiğimiz ateşkes sonrası da Mısır'ın arabulucu rolü üstlendiğini görüyoruz. Ama bu arabuluculuk rolünün Mısır işte Arap dünyasında tekrar liderliğe soyunuyor, bir Nasırvari bir hareket geliyor gibi bu tür abartılı değerlendirmelerden de kaçınmak gerekiyor. Hı-hı. Buradaki kilit rol aslında İsrail establishment'ının, müesses nizamının ve Amerika'nın ve Biden hükümetinin burada alacağı inisiyatifler ve bunun Birleşmiş Milletleri nasıl etkileyeceği, oradaki kararları nasıl etkileyeceği üzerine. Ancak yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Buradaki iç siyaset açısından bu olaylar Filistin halkında ciddi bir birleştirici bir etkisi oldu bu gelişmeleri. Yani ciddi bir birleşik cephe mi demek lazım, bir dayanışma mı demek lazım? Bu tür kanalların, bu tür ağların son derece ön plana çıktığı ve sivil halkın böyle hani eli böğründe beklemediğini, hakikaten ciddi direniş direniş kanallarının olduğu ve bu direnişe aktif olarak iştirak ettiği, içinde bulundukları durumun ve yaşadıkları bu yerleşimci kolonyal devlet yapısının mağduru olarak bu insanlar başlarına gelen şeyin bilincindeler ve buna göre de siyasal refleks ve ciddi bir direniş gösterdiler. Bu anlamda hani bu Mescid-i Aksa'daki ateşkesinin ilan edilmesinden hemen sonra da yapılan gösteriler de aslında bunun bir yansıması bu anlamda. Louis, bu konuda ne diyeceksin? Aynı zamanda Mısır'ı sormuşken sonra senle Amerika'nın etkisini de konuşmak isterim. Ya en büyük bir şey var da Mısır her zaman arabulucu rolünü oynuyor burada. Hem Mubarak zamanında hem Muhammed Mursi zamanında. Hatta Muhammed Mursi zamanında yani İhvan-ı Müslüman'dan herkes şey düşündü. Bir o arabuluculuk yapamaz. Ama yaptı ki. Ve Sisi devam ediyor. Bu yıllarca hem de tabii ki ortak bir sınır vardı. Ve bir sistem vardı. Kesinlikle her zaman da Mısır'da, sonuçta Mısır'da yani arabuluculuk yapacak. İkinci şey, biz Katar'dan, hatırlıyor musun? İsrail Katar üzerinden Hamas'a para gelmesini izin veriyor her zaman da. O zaman para Katar'dan geliyor. Ve yıllarca İsrail ve Hamas bir anlaşmaya geldiler. Katar para veriyor İsrail tarafında. Yani Mossad'ın başkan oraya gidiyor Katar'da, anlaşıyor her şey. Sonra para geliyor İsrail'de ve Gazze giriyor ve dağıtıyor para yani Hamas'a. O zaman çok ilginç bir burada bağlamlık var Hamas ve İsrail arasında. Devamlı yani bu yıllarca, bu yeni bir şey değil. Üçüncü bir şey soracaktım. Türkiye ilk defa iki hafta önce yani savaş başlarken Türkiye iyi bir durumda arabuluculuk yapmak isteseydi ama yapmadı. Ve kesinlikle Türkiye'de hiçbir rol oynamadı. Ve ne yazık ki Türkiye durumda daha kötü oldu. Yani hem Filistin tarafından hem İsrail tarafından. Çünkü Filistin'de bir şey bekliyorlar. Konuşuyorsunuz o zaman bir şey yapması lazım. Ve o olmadı. Peki neden? Son bir şey soracağım. Neden sence olmadı? Pek şey var da Türkiye'de hükümet de şu anda çok hükümet göremiyorum yani. Diyorum birkaç kişi Mevlüt Çavuşoğlu vardı bir anda, başka birisi o anda, bir tek bir ses yok
burada. Ve o yüzden bence çok bir iyi durumda şu anda. Hem de İsrail'le ilişkileri daha iyi olmak istiyorlardı. Hem de Filistin'de gerçekten yıllarca çok şeyler yaptı Filistinliler için. Biz görüyoruz hastanelerde bina edildi, bazen de okullar açılıyor. Yani Türkiye çok güzel şeyler yapıyor Filistinliler için. Ama bu zamanda oyun oynamadı. Bu bana çok ilginç geliyor. Belki Türkiye'de iç siyasetten dolayı, yani tek bir ses yok şu anda. Biz biliyoruz ki her gün başka bir şey manşet geliyor. Ve sabitlik yok Türkiye'de şu anda. O yüzden belki. Son bir şey söyleyeceğim. Tabii ki Amerika tarafında Biden İsrail çok destek verdi. Ve kendisi partiden demokratlardan ayakta kalktı. Çünkü bir yeni ses var Amerika'da, bu Filistinli ses. Ve insanlar da sokağa gitti, protesto yaptı ve onlar çok şey vardı, kızdı Biden'a. Sonuçta Biden biraz ortaya geldi ve kesinlikle bence İsrail biliyor, açık hesap olmayacak gelecekte. Şimdi açık hesap verdi ama başka bir savaş olursa öyle olmayacak ve kesinlikle olmamalı. Çünkü şey vardı, biz biliyoruz barış süreç olursa Amerika'da kesinlikle zorunluluk İsrail şey vardı. Şey var, they need to force Israel to do it. Yani İsrail serbest gelmeyecek bu konuda. Evet. Çok ilginç. Louis, şimdi senin son sosyal medya paylaşımlarına bakarken şimdi bu söylediğinin de aslında böyle çok paralel şeyler görüyorum. Hani zorla masaya gelecek, isteyerek gelmeyecek masaya İsrail. Son paylaşımlarında da özellikle uzak durmaya çalıştım bu dönemde Türkiye ile karşılaştırmaya diyorsun ama yine de böyle paralellikler, mesela bazı konularda demokratikleşme adımlarını atabilmek için hep dışarıdan bazı etkiler gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla da böyle otoriterleşen rejimlerde bazı böyle birliktelikler, istemeseler dahi birliktelikler oluyor. Mesela Türkiye'yi belki o senin bahsettiğin iç siyaset sebepleri yüzünden çok fazla ses çıkmadı. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız açıklaması geldi. Gerekirse asker bile gönderilir açıklaması geldi ama yine de belirli bir rol oynanamadı. Şimdi Ümit'ten tekrar başlayıp bir bağlamak istiyorum. Sonra Louis'ye tekrar döneceğim. Ümit, peki bundan sonrası için neler bekleniyor mesela? Yani bu iki halkın bir arada yaşamı için Louis de söyledi. Bu sorun burada çözülmedi. Yani bu sadece geçici bir ateşkes gibi oldu. Neler bekleniyor bundan sonra? Bir de Netanyahu'nun işte tekrar hükümet sorunu olacak buradan. Hem iki taraf kazandı ama Netanyahu da çok böyle güçlü çıkamadı yani. Evet, dediğimiz gibi süreç, yani hükümeti kurma süreci devam edecek. Lapid'in sanırım bir 21 günü daha var. Çünkü süreç durmuştu. Daha sonra işte Cumhurbaşkanı işte Knesset'e gidecek. Orada durumu, orada prosedür neyse o uygulanacak. Hani burada Netanyahu'nun güvenlik temelli politikalarının siyasete ne derece tahvil edilip edilemeyeceğini göreceğiz. Şu anda bunun çok parlak sonuçlar vermediğini söyleyebiliriz en azından. Öyle söyleyelim. Yani ben burada yaşayan biri olarak en azından bu gözlemimi söyleyeyim. Bu insanların bir arada yaşama iradesi somut olarak var. Hı hı. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu yani ila nihaye hiçbir şekilde olmayacak bir şey değil. Hı hı. Şimdi uluslararası ilişkiler disiplininde şey vardır. Hani bazı rejimler ve o rejimlerin aslında şeyleri, müesses nizamları ve varoluşlarını yani süre gelen, daha doğrusu ortada olan bir problemin çözümsüz olarak sürdürülebilmesi üzerinden aslında kendilerini konsolide ederler, güçlerini konsolide ederler. Ancak bu son süreçte de gördük ki ne Netanyahu açısından, yani İsrail açısından, bu sorunun bu şekilde devam etmesinin bir sürdürülebilirliği yok. Hı hı. Yani
Bunu söylememiz gerekiyor ve karşınızda yani pasif, eli kolu bağlı bir güç de yok, bir siyasi irade de yok. Dolayısıyla bunun bir noktada müzakerelerin başlaması gerekiyor. Nasıl bir zeminde olur onu bilmiyoruz. İşte Mısır'ın arabuluculuğu, Biden bu süreçte nasıl bir rol oynar onu göreceğiz. Ama şu anda Gazze'nin çok ciddi yani yeniden inşa edilme ihtiyacı var. Gazze'nin aşıya ihtiyacı var. Yıkılan binaların, hastanelerin tekrar yapılmaya ihtiyacı var. O toplumun bir rehabilite olmaya ihtiyacı var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Mesela şu anda Batı Şeria'da hala tutuklamalar devam ediyor. Yani ateşkes olması. Louis, sen neler söyleyeceksin bundan sonrası için? Evet, kesinlikle bir şey söyledim. Bilik olarak çok gerçekten söyledi, iyi söyledi Umut Bey şu anda. Gazze'de insani kriz var. Orada yemek yok, temiz su yok. Nereye kadar? Ve maalesef Hamas da 3-4 yılda pek bir şey daha iyi olmadı orada. Tabii ki İsrail'in barajı var onlar karşı. İsrail'de kesinlikle hudutları da açmak lazım. Ve bir grup ya Bey Meydan ya başka gruptan gerçekten bir şey yapması lazım. Çünkü o insanlar yıllarca yaşıyordu, umutsuzdu yaşıyorlardı. Yemeksiz, su, temiz susun, elektriksiz, inanılmaz bir kötü bir hayat yaşıyorlardı. Ve bütün dünyada göremiyor onu. Bu hak, yani hak verdim Türkiye'de o veriyor ve Türkiye'de bir şey yapıyor. Ama arabacılık olmazsa ne yapacak? Yani sonuçta ne yapabilir? O zaman biz hatırlamak lazım, ilginç olan bir şey. 93 ilk defa Filistinler'de İsrail'e konuştular. Hiçbir grup gelmedi Amerika'dan, yani onlar yalnız birbirine görüştü ve bir noktaya geldi Oslo başlarken. 2007'de bir daha Olmert ve Abbas da ordu da bir plan yazdı, yani çizgi yaptı. Sonra Olmert, biliyorsun İsrail Başbakanı o zaman da şey vardı, hapis gitti, şey var, korrupçından dolayı hapise gitti. O zaman o da olmadı. Netanyahu yıllarca bir güzel bir yani gerçeksiz bir resim çizdi İsrail'de. Bir konflikt yok artık. Çözdü. Herkes para ve herkes mutlu. Bir şey başka devam edebiliriz. Bu patladı yüzüne. Ve önemli olan şey İsrail'de gördü ki hala bir konflikt var orada. Ve bir şey yapması lazım. Çünkü bu devam edemez yani. Tabii ki bu üçüncü intifada olmadı. Ama üçüncü intifada olabilirdi ve olabilir gelecekte. O zaman beklemesi lazım. Tabii ki Filistinliler içeride bir demokrat daha seçim, ya biliyorsun seçim olacak, dün seçim olacaklar. Mahmud Abbas onları da iptal etti. Yani savaştan önce. Evet. O zaman çok şeyler vardı ve Hamas kesinlikle şey bilmesi lazım, böyle bir devamlık olamaz. Çünkü onlar bir tarafında İsrail'le konuşmak istemiyorlar açık umumi de. Ama her konu İsrail'de konuşuyor, anlaşıyorlar da, para anlaşıyorlar. Ve o da devam edilmesi lazım. Yani herkes, hem İsrail hem Hamas hem Filistinler, yani Mahmud Abbas, Palestine Authority, onlarda şey var da başka bir gelecek lazım. Çünkü bu devam edemez bu durumda. Çok doğru. Çok teşekkürler Louis ve Ümit, katıldığınız için programa ve bu yorumlarınız için. Eminim zihin açıcı oldu dinlemek, seyretmek. Eğer takip ediyorlarsa izleyicilerimize ikinizin de kitaplarını bu arada tekrar önereyim. Louis'nin bu konuda aslında Late Ottoman Time, geç Osmanlı dönemi ile ilgili yaptığı çalışmayı da buradan önereyim. Çok teşekkür ederim. Özellikle de böyle dönemlerde hem sosyal medyada olsun yaptığınız yorumlara, Louis, özellikle senin yaptığın yorumların altına gelen nefret söylemi içeren bazı yorumları da gördüm ve dinginlikle hepsine teşekkür ederek verdiğin cevapları da inanılmaz bir samimi bulduğumu söylemeliyim. Bu yüzden tekrar teşekkür ediyorum ikinize de katıldığınız için programa. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederim.
Evet, iki konuğumla İsrail Filistin arasındaki ateşkesi değerlendirmiş olduk. Bu hafta köprünün ayaklarını birçok yere koyduk. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'daki kilisenin taşlarını çalan definecilerin kiliseden bir de tazminat istemesini ile ilgili konuştuk Gaffur Ohanyan'la. Öte yandan Brooklyn College'dan bu konunun uzmanı, İsrail-Filistin ilişkilerinin uzmanı Louis Fishman ve Hebrew Üniversitesi'nde ders veren akademisyen Ümit Kurt konuğumdu Kudüs'ten. Onlarla da İsrail-Filistin ateşkes sürecini değerlendirmiş olduk. Bu hafta da burada bitirelim programı. Haftaya yeni konuklarla ve yeni konularla görüşmek dileğiyle. Çıdır Sütyun. Görüşmek üzere.